Bu arada Mithat'ın yanında teknik direktör Özgür Zengin var. Mithat'a gidiyoruz sevgili izleyenler. Bunda Göztepe 5-1 galip geldi. Yanımızda Özgür Zengin var. Evet hocam, farklı galibiyet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi geçen hafta ligdeki en kötü oyunumuzu oynadık. Bunun takım olarak üzerimizde çok büyük bir ezikliği vardı. Bütün futbolcular olarak bütün hafta boyunca o kötü oyunun analizlerini yaptık. Yani neden kötü oynadık? Çok, gerçekten çok üzülmüştük. Hem Aydın olması açısından üzülmüştük. Bu maçta istek, arzu ve futbol olarak da, özellikle futbolu, görsel futbol olarak da patlama noktasına gelmiştik artık. Ve nitekim de burada oldu. Tabii bugün sevinçliyiz. Özellikle futbolcularımı kutluyorum. Çok iyi bir oyun sergilediler. Çok da iyi goller oldu. Futbol adına da güzel goller oldu. Hatay'ın kazanmasından sonra bizim kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Ve kazandığımız için de mutluyuz. Şu anda ikinci olduk. Bundan sonraki süreçte bu seriyi devam ettirmemiz gerekiyor. Yani Aydın Spor maçında yapılan hataların hepsi ortaya çıkartıldı ve bunlar telafi edildi diyebiliriz mi? Yani bugünkü 5-1'lik skora doğru bakarak. Evet, kesinlikle. Aydın Spor'da şöyle bir şey yaşadık. Takım olarak kötüydük, yani tanınmaz bir haldeydik. Futbol olarak kötüydük, takım olarak kötüydük. Yani hocasından futbolcusuna kadar zaten biz suçumuzu kabul etmiştik. Ama düzelteceğimizi söylemiştik. Bütün hafta boyunca onun ezikliğini yaşadık, yani takım olarak ezikliğini yaşadık. Bu maçta istediğimiz futbolu sahada yansıttığımız için de çok mutluyuz. Gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bundan sonraki süreçte kesinlikle hedefimiz zirve. Biz de bundan sonraki süreçte farklı galibiyetlerinizi bekliyoruz. Hocam, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Size de teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Müsabakamızı bütün taraftarlarımızın izlemesini sağladınız. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler tekrar. Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumunda Göztepe Kırklareli'ni 5-1'lik skorla geçti. Söz tekrar sende Özgün Baykal.